Merhaba, bu videoda 32. haftanın konusu nesne tanıma teknolojisini kullanacağız. Aslında ben burada kendi eğittiğimiz modelle burada bulunan bakın machine learning bir teachable machine'i kullanmıştık. Bir de machine learning environment var. Bunu kullanacaktım ama bunun kütüphanesinin yüklenmesi çok uzun sürdüğü için ayrıca map hattından çalışmadığı için ayrıca bununla ilgili bir video çekeceğim. Bu haftanın konusuyla yani 32. haftanın konusuyla daha basit bir uygulama yapacağız. Object Detection kütüphanesini kullanacağız. Şimdi öncelikle kütüphaneyi yükleyelim. Kuklayı kaldırıp buraya bir Squarebox tanıma kutucuğu oluşturacağız. Sonrasında birkaç tane arka plan ekleyip arka plandaki nesnelere tanımasını sağlayacağız. Şimdi model yüklendi. Dekor yükleyelim. Dekorumuz masa üstünde. Bakalım şu 1 ile 1.1'i açalım. Bu birinci dekorumuz, bu da ikinci dekorumuz. Tamam. Şimdi öncelikle bu olsun. Şu kuklayı da sildik buradan. Bloklara döndük. Yeni bir kukla ekle dedik. Burada da şunu ekleyelim. Gördüğü resme göre algılama işlemi yapacak. Şimdi yeşil bayrak tıklandığı zaman bunu açmayalım hiç. Doğrudan sahneyi analiz etsin. Bir tane değişken oluşturalım. Nesne diyelim. Bu nesne başlangıçta sıfır olsun. Sonra şu kadar defa çalış diyeceğiz. Kaç defa? Ekranda kaç tane nesne algıladıysa o kadar çalışsın. Eşittir. Bakın. Burada get of object. Object sayısı nesneyle eşit ise sıfırıncı, birinci, ikinci şeklinde gidecek. O halde buraya gelip buradan da şu nesnemizi alıyoruz. Önce sıfırıncıya sonra birinciye bakacak. Sonra bu değişkenimizi yani nesneyi bir arttıralım. Boyutunu da bu square'a baksın. Boyutunu ayarlayacağız. Boyutunun yüzdesini alacağız. Şöyle. Buradaki tanıdığın nesnenin şurada var mı? Width. Şunu alacağız. Bunu da hangi nesne için yapıyorsa ona göre ayarlayacağız. Şu konuma git diyeceğiz. Ekrandaki nesneyi takip etsin. Bunun için de X position şurada var mı? Evet. Bu sıfırıncı nesnenin şu nesneyi kopyalayacağız. Bunun bir de y'sini. Sonra desin ki iki saniye boyunca desin. Şu sınıfa ait. Burada klasını alalım. Şu. İki saniye boyunca nesnenin klasını bize söylesin. Bastık. Şimdi burada tanıma işlemi yapmadı. Hemen şurada kostümü daha doğrusu şeyi değiştirelim. Dekorumuzu. Şuna baksın. Burada şu kadar tekrarla diyelim. Şunu alalım. Repeat until. Şunun içine yerleştirelim. Şu döngüyü değiştirelim. Bu çalışmadı. Tekrar yeşil bayrağı tıklayalım. Bakın bisiklet algıladı. Köpek algıladı. Araba algıladı ve 3 tane nesneyi algılamış oldu.
Şimdi tekrar dekorlara geldik. Şu dekorumuza geçelim. Squarebox çalıştır. Kişi algıladı. Bakın bu resimde sadece kişi algılama işlemi yaptı. Az öncekinde pek çok şeyi algılamıştı. Şimdi başka bir resim ekleyelim onun üzerinden. Tekrar bakalım. Şuradan. Şunu alalım. Şimdi şu bloklara geldik. Yeşil bayrağı basalım. Person, person. Bakın beyzbol eldiveni dedi. Burada da bir kişi algıladı. Evet. Diğerlerini algılamada çok başarılı olmadı. Bu resimle alakalı da olabilir. Mesela burada top olsaydı muhtemelen topu da algılayacaktı. Nesne tanıma uygulaması bu şekilde.